Yeah, yok. Burada mısın Zeynep? Buradayım. Yeah. Var mısın bu gece kaç? Varım. Yeah! Var mısın gece alışverişine? Yeah, varım. Evde bir şeyler yapmaya taktım ben burada. Saçımı yaktım, ıvır zıvır ne varsa hepsini aldım. Gece alışverişine ben hep varım. İhtiyaç değil ama büyük keyif hepsi. Ay sonuna doğru bakayım hep eksi. Hay aksi, ne yazık ki eksi. Çok çalışırsam düzeltirim belki. Limit aşımına girse de kartım. Ben her gece yine buradayım. İçine çeker beni sıcacık yatağım. Gece alışverişine ben hep varım. Hep varım. Hep varım. Hep varım. Selamlar. Normalde intromu biliyorsunuz dünyanın en saçma 6 saniyelik introsu. Ancak bu sefer daha da saçma bir şeyle, daha da farklı bir şeyle küçük bir rap şarkısı yapmak istedim sizlere. Yani hayatımda herhalde ilk defa böyle bir şey yaptım ve bir rap şarkısı yazdım. Sevgili ev arkadaşım Selin'in de katkılarıyla. Bir yandan da şu an beni çekiyor ve el sallıyor. Aslında şarkının konusu hepimizin ortak derdi. Gecenin köründe yatağa yattığınızda yatak içinde dönmeler, uyuyamamalar ve telefonu en sonunda ele alıp bir şeyler almalar. Hepimizin gecenin köründe yaptığı bir şey. Ki zaten benim Instagram'da Late Night Shopping diye biliyorsunuz bir tane story highlight'ım var. Ve onun içinde gecenin köründe herhangi bir e-ticaret sitesine girip satın aldığım ıvır zıvırları paylaşıyorum sizinle. Bugün de zaten yine aynı şeyi yapacağım. Bugünün konsepti birazcık keyif üzerine. Yani evde oturduğumuzda bir şey izlerken maksimum kalitede nasıl izleriz? Bir şey yerken, bir şey içerken nasıl en verimli şekilde bunları yiyip içebiliriz? Bunlarla alakalı ihtiyacınızın olmadığını düşündüğüm ama görünce ulan bunu alsam aslında hayatım kolaylaşır diyebileceğiniz ürünler. Çünkü evdeyiz. Yani son 1,5 senedir evde oturuyoruz ve ben artık evde oturdukça evdeki hayat kalitemi nasıl arttırabilirimi düşünmeye başladım. Onun sonucunda da bu ürünler ortaya çıktı. Bazıları gerçekten hani bu neden üretildi diye insanı sorgulatan ürünler. Şimdi hangi ürünle başlayayım? Önce tabii ki ışıklı şeylerden başlıyorum. Ya aslında bu göstereceğim ilk iki ürün çok böyle bir şey yiyip içmenizle alakalı değil ama bir şey yiyip içtiğiniz böyle keyifli bir ev ortamında ortamı şenlendirecek, ortamı renklendirecek güzel ürünler. Bir tanesi lava lambası. Bunu bulana kadar canım çıktı. Asla yok ve internete düştüğü anda direkt tükeniyor. Çok tatlı bir şey. Şu an o kadar sıcak ki asla tutamıyorum. O yüzden birazcık sallanıyor olabilir. Şurası alev, öyle söyleyeyim. Asla tutamıyorum. Selin ciğerci. Olmaz ki. Çömlek yaptığım video. Delirdi burada. Bu lavanın bu hale gelmesi için biraz beklemeniz gerekiyor. Ben de bunu görebilin diye fulledim. İnanılmaz sıcak oluyor. Dışa dikkat edin aldığınız zaman, size de söylemiş olayım. 90'lar temalı her şeyin köpeği biliyorsunuz. O yüzden yani Sims 1'de eve iki tane lava lambası almadan asla evi tamamlamazdım. Çok seviyordum. Ve internette bulmanız çok zor. Türkiye'de niyeyse yok. Varsa da çok pahalı. Ben 120 lira gibi bir şey aldım sanırım. Şimdi size bunun ışığını göstereceğim. Çünkü ayarlanabilir bir ışığı var. Kapattım bunu. Bu şu an kapalı hali mesela. Şimdi yavaşça açıyorum. Böyle full ışığı bu şekilde oluyor. Bence çok tatlı duruyor. Uykuya dalmadan önce bazen buna takılıyorum ve 10 dakika falan lavaları izliyorum. Lavalar. Böyle bir kullanımı çok emin değilim bu arada. Neyse, ilk ürünümüz bu şekilde. Yani böyle bir şey yersiniz, bir şey içerseniz açalım. Açalım Uğurcuğum. Bir şey yerken, bir şey içerken böyle ortam tatlı olsun, renkli olsun, şıkır şıkır olsun. Bu bence çok tatlı bir tamamlayıcı parça diyebiliriz. Şimdi bunu kapatıyorum. Elim yandı. Ve aşağı koyamıyorum. Selin yardım et. İkinci ürünüm daha az ışıklı. Ama yine ortamı çok keyiflendirecek bir şey. Difüzör. Evet, yanlış duymadınız, difüzör. Difüzör nedir diye soracak olabilirsiniz. Hava nemlendirici değil. İnsanları karıştırdığı bir şey olabiliyor bu. Hiç alakası yok çünkü çok uygun fiyatlı bir şey. Yani hava nemlendirici kadar iyi işlevi olacak bir ürün asla değil. Böyle minik tatlı bir hava kokusu değiştirici gibi, bunu Türkçeleştirebiliriz aslında. Bunun içine su koyuyorsunuz. Sonra istediğiniz herhangi bir aromaterapik yağ koyuyorsunuz. İşte okaliptüs olur, portakal olur. Böyle çok güzel karışımlar var.
Ben onların bağımlısıyım. Yani çok güzel şeyler satıyorlar cidden. İçine bunun 3-5 damla koyuyorsunuz. Hani eğer çok daha fazla koksun derseniz 8-9 damla da damlatabilirsiniz. Ondan sonra açıyorsunuz ve inanılmaz güzel kokutuyor. Hani böyle çok büyük bir salonu kokutur mu? Kokutmaz. Ama yatak odası için bence ideal. Yatağın başında da çok tatlı duruyor. Şimdi size açıp hemen göstereceğim. Şurada böyle minik bir ışığı var. Yani çok da böyle uygun fiyata cidden kaliteli gözüken bir ürün. O yüzden tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim bunun için. Şimdi hep beraber bu minik difüzörü keşfedelim. Şimdi böyle bir haznesi var içinde. Buradan şaşal su dolduruyoruz içerisine. Şaşal detayı çok önemliydi. Şaşal su kalktı mı? Şimdi bunu suyla doldurdum. Bunu yatağın üstüne yapmam ne kadar mantıklı? Çok emin değilim. Şöyle durursa. Şimdi damlatacağım. Şöyle bolca. Oha. 15 damla falan gitti bu arada. Ama cidden çok güzel kokuyor. Biraz abartabilirsiniz o yüzden. Böyle çok şekerli baymayacak bir şeyse. Öf, şimdiden koktu aldım bu kokuyu. Portakal koktu çok güzel. Şimdi kapağımı kapattım. Şöyle düğmesine basıyorum. Bakınız şimdi birazdan dumanlar daha fazla yükselecek. Güzel. Şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Gözüküyor mu ışığı? Tamam, bir ışıkların modlarını göstereyim. Şimdi bunun ışığı nerede diyeceksiniz. Işığı burada. Çok minik böyle tatlı bir gece ışığı görevi de görüyor aynı zamanda yatak odasında kullandığınızda. Ve renkler tabii ki ne yapıyor? Değişiyor. Hemen göstermek isterim. Şöyle. Tamam. Bu arada bunu yan tuttuğum an su dökülüyor ama şöyle size rengini şöyle gösterebilirim. Burası full su oldu. Evet. Çok güzel koktu. Bayağı güzel koktu ama bir yandan su damlıyor. O kadar eğdim ki göstereceğim diye biraz ortalık battı. Ama sizin için değer. O yüzden bunu kapatıyorum. Evet. Küçük bir aksilik yaşadık. Tekrardan sizlerleyiz. Gördüğünüz gibi altım değişti. Neden? Çünkü difüzörün içindeki bütün suyu yatağın üstüne döktüm. Ama şu an çok güzel bir koku var. Her zaman daha optimist bardağın dolu tarafından bakmayı tercih ediyorum. Sinirinden gülüyorum bu arada. Yani o kadar belli ki döküleceği. Yatağın üstüne yapmam ne kadar mantıklı? Çok emin değilim. Langır langır döküldü. Neyse ki elektronik hiçbir şey olmadı. Merkür retrosundayız çünkü biliyorsun. Devam ediyorum. Devam edebilirsem sıradaki ürünüm çekirdek severlerin favori ürünü olacak. Şöyle baktığınızda bir emoji gibi gözüken çekirdeklik. Ancak yalnızca bir çekirdeklik mi? Asla değil. Aynı zamanda telefonunuzu üstüne takıyorsunuz. Hem çekirdek çitliyorsunuz, hem çöpünü aşağı atabiliyorsunuz, hem de bir yandan bir şey izleyebiliyorsunuz. Ve hepsi bu kadar kompakt bir şeye sıkıştırılmış. Bunu yapan adam mucit. Öyleyim. Hemen denemek istiyorum. Geldiği günden beri heyecanla denemeyi bekliyorum. Şimdi önce bir çekirdeğimizi alalım, dolduralım. Hadi bak. Çekirdeğimi aldım. Telefonum da yanımda. Şimdi herhangi bir video açacağım. Ve önüme Avrupa yakası çıktı. Telefon cuk oturuyor neredeyse. Ki benimki kaplı. iPhone XS Pro Max. Hani kendi telefonunuzla belki kıyaslamak istersiniz. Benim telefonum birazcık büyük bir telefon. Ona rağmen sığdı. Şimdi ben buradan bir şey açacağım. Bir yandan çitleyeceğim. Bakın buraya da çöpleri atıyorsunuz. Yani aynı zamanda bulaşık açısından da çok mantıklı. Ya ben bu ürüne gereksiz yükseldim. Hemen açıyorum. Avrupa yakası 155. bölüm. Bu şekilde. Bunu benden al. Ya ürünleri inceleyemeyeceğim. Şimdi bir şeyler izlemekten devam edelim. Telefon ekran görüntüsü büyütücü. Yani umarım doğru söylemişimdir ama buna benzer bir ismi var. Ki normalde aslında çok da bir ismi yok. Hatta markası bile yok yani satın aldığım şeyin. Open the Magic. Yani vaatler çok büyük. Ve arkasında şöyle bir şey söylüyor. Your eyes will be very tired diyor. Lastik demiş tired diyeceğine. Oo, bakın. Kesin elimde kalacak. İzle ve gör. Kalmadı. Okey, bu böyle akordiyon gibi açılıyor. Tekrar yapmak istiyorum. Şu an daha iyi oldu. Şu şekilde ekranı büyüteceği bir merceği var. Şimdi hemen yine kaldığımız yerden Avrupa kısmına devam edelim. Şuraya takıyorum. Bence bayağı iyi gözüküyor bu arada. Çok iyiymiş ya. Büyütüyor değil mi bayağı? Tam karşıdan doğru yerden baktığınızda gerçekten kalitesini de çok fazla bozmadan gösteriyor görüntüyü. Bayağı iyi. Çinmalı deyip geçmemek lazım biliyorsun. Çinliler her zaman en güzelini en ucuza ve en plastik şekilde üretiyor. Bu iyiymiş. Bunun fiyatını hatırlamıyorum ama yine muhtemelen uygun fiyatlı bir şeydi. Bayağı başarılı. Şimdi sıradaki ürün gerçekten evde bir şeyler izleme kalitenizi arşa çıkartacak bir ürün.
Yastık. Ama ne yastığı? İçecek ve çerez, popcorn artık aklınıza ne gelirse onun yastığı. Böyle bunu koltuğun arasına koyabiliyorsunuz derseniz ya da yani yatağa da koyabilirsiniz. Evde nerede kullanmak isterseniz orada kullanabilirsiniz. Koltukta iki kişi otururken böyle araya dik koyduğunuzda çok konforlu oluyor. Buraya iki tane içecek koyabiliyorsunuz. Buraya da işte artık kasenin içine ne koymak isterseniz doldurup ortasına koyuyorsunuz. Hemen deneyimleyelim. Hatta bir tane daha özelliği var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şurada küçük bir cebi var. Buraya da telefonunuzu koyuyorsunuz. Ondan sonra koltuğun arasına mı düşmüş? Telefon nerede? Beni bir arasana. Aa, şarjım yok. Aa, sessizdeydi. Arasam da zaten duyamam ki tarzında sıkıntıları da çözmüş oluyorsunuz. Ama tek bir şey isterdim. Şuraya da bir tane koyulsaydı iki kişinin de telefonu aynı anda buraya koyulabilirdi. Bu bir eksik olabilir ama yani çok da problem mi? Asla değil. Bunu hemen deneyimlemek istiyorum ve biralarımı şuraya koyuyorum. Sonra tabii ki az önce incelediğimiz çerezlik / çekirdeklik ürününü de şöyle ortaya koyuyorum. Şurada bir şey izlediğimizi düşünelim. Burada böyle biramızı açıyoruz. Bir yandan biradan yudumluyorum. Bir yandan çekirdeğimi yiyorum. Bir yandan çekirdeğimi çöpüne atıyorum ve bunların hiçbirinin dökülme ihtimali yok. Ve aynı zamanda detayı da atlamak istemem. Telefonumu da buraya koyuyorum. Ve gelen bildirimlere bakıp izlediğim şeyden uzaklaşıyorum. Bu çok kullanışlı. Bunu bayağı sevdim. Ürünü daha önce benim kanalıma geldiyseniz belki bir ihtimal görmüşsünüzdür. Daha önce incelediğim bir şey. Disko toplu kablosuz hoparlör. Evet, yanlış duymadınız. Bu bütün özellikleri aynı şeyin içine koymuşlar. Kablosuz olmasının, vurgulamanın şöyle bir önemi var. Gerçekten kablosuz. Yani bunu şarj ediyorsunuz ve aynı zamanda Bluetooth özelliği de olduğu için bayağı böyle halenme takılan dayılar gibi, halenme takılan abiler gibi böyle falan gezebilirsiniz ve aynı zamanda buradan bir disko ışığı yayıldığını düşünün. Yani muhtemelen akıl hastanesine yatırırlar sizi. Ama siz yine de evde kullanmayı tercih edin bunu derim. Çünkü ülkemizde böyle şeyler çok yaygın değil. Şimdi şöyle arkadan bunu açıyoruz. Ben şu an müzik çalmayacağım. Size sadece ışığını göstermek istiyorum. Burada ağırlığı çok ağır değil. Şöyle bir atma tutma testi yaparsam küçük bir kavun ağırlığında gibi düşünebilirsiniz. Şuradan ışığını yakıyorum şimdi. Sizce de harika değil mi? Şöyle gözünüze tutmak isterim. Hatta bu Işık o kadar yeterli ki cidden çok büyük bir salonu çok rahat aydınlatırsınız. Evde partilemek için bence harika bir item. Bunu mutlaka edinin. Böyle ışık seviyorsanız benim gibi. Of, gözüm mahvolmuş bu arada. Çok direkt de bakmayın bu ışığa. Bunu aşağı koyuyorum. Favori 3 ürünümü en sona sakladım. Bu üçünü aynı anda kullandığınızda gerçekten keyfin doruklarına varabiliyorsunuz. Bunlar neler? Öncelikle hepimizin bildiği, eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız, dünya üzerindeki en rahatlatıcı aletlerden bir tanesi olan masaj aleti. Şu kadar küçük ve kompakt bir şeyin neler yaptığına inanamazsınız. Ağrıyan bir yeriniz mi var? Efendim, mesela telefon tutunuz, elinize aldınız. Böyle aşağı bakmaktan buralarınız mı ağrıdı? İşte çözüm. Bu da inanılmaz telemarketing gibi olmadı. Evdesiniz, bir şeyler izlemek istiyorsunuz ve telefonu elinize aldınız. Ama bir şeyler yolunda gitmiyor, boynunuz ağrımaya başladı ve keyfiniz mi kaçtı? Aynı zamanda bir şeyler atıştırmak istiyor ve buz gibi biranızı yudumlamak mı istiyorsunuz? Ama o da ne? Şimdi de elleriniz dolu ve hem yiyip hem içemiyor musunuz? İşte tüm bu ihtiyaçlarınızı giderecek tam size göre bir paket. Keyfine düşkünlere, kendini sevenlere canım kendim paketi. Sipariş için 0800 keyfi tuşlayın ya da açıklamadaki linki ziyaret edin. Şimdi bu ürünü nasıl inceleyeceğim? Bir tanesi masaj aleti. İkincisi, şimdi bir şey yerken bir şey içmek ve bunu olabilecek en pratik şekilde yapmak benim için bir hayat görevidir. O yüzden gittim, araştırdım ve sizler için bu ürünü buldum. Bakın, aşağıya içeceği koyuyorsunuz. Buraya çerez, cips, patlamış mısır, aklınıza ne geliyorsa, canınız ne çekiyorsa onu koyuyorsunuz. Bunu böyle üstüne kapatıyorsunuz. Bir yandan içerken bir yandan yiyorsunuz. İnanılmaz bir icat. Şimdi hemen üçüncü ürünü göstereceğim. Unuttum. Üçüncü ürünümüz. Bunların hepsini birazdan deneyimleyeceğiz hep birlikte. Üçüncü ürünümüzün şekline ve çirkinliğine bakmayın. Çok işe yarayan bir şey. Şimdi telefondan bir şey izlerken hepimiz şunu yapıyoruz ve ondan sonra boynumuz kopuyor gerçekten. Bu bunun için üretilmiş bir ürün. Hemen telefonumu bulayım. Telefonu şöyle takıyorsunuz. Herhangi bir görüntü açıyorsunuz. Bunu ama uzanırken yapmanız lazım. Size o yüzden bunun uygulamasını göstermek istiyorum. Bakın, olay bu. Tamamen gözünüzle izlediğiniz şeyin aynı hizada olması ve boyun ağrılarına gerçekten çözüm. Şimdi bunu keşfedememiş insanların öncelikle bir boynu ağrıyacaktır. Bununla ilgili ne yapacağız? Hemen masaj aletimizi çalıştırıyoruz. Bunu bir kenara alıyoruz. Şunu bir görmenizi istiyorum. Bir sağa doğru çeviriyor, biri sola doğru çeviriyor. Bazen duruyor. Sağa çevirirken tekrar sola çeviriyor. Sürprizli, şakalı ve bayağı rahatlatan bir alet. Hemen şu şekilde ışığı var ve şöyle boyun bölgenize koyuyorsunuz. Çok iyi.
Selim mesela bunu ne yapıyor? Bunu streçliyor. Şunun böyle dışını. Üstüne bir tane jel sürüyor. Ağrı kesici jel. Sonra sırtını açıyor. Babaannem gibi. Böyle koltukta oturup buna masaj yaptırıyor kendini. Yani 100 yıllık aletten alınabilecek maksimum verimi Selim bu evde alıyor. Gerçekten. İlk gördüğümde şok oldum ama dünyanın en mantıklı fikri. Bence deneyim. Bunu durduramıyorum. Evet, durdu. Boyun ağrılarımızdan kurtulduk. Şimdi sırada artık ağrısız sızısız bir şeyler izleme keyfine varmak var tabii ki. Hemen daha önce de göstermiş olduğum bu cihazı boynuma takıyorum. Bu böyle dursun. Dolduruyorum. İçeceğimi doldurdum. Şunun üstünü hemen şurada küçük bir delik var. Şu şekilde pipeti geçiriyorum. Şunun altını sabitliyorum. Şimdi sıra geldi. En sevdiğim kısma. Bunu dökmemem lazım. Patlamış mısırımı koyuyorum. Ben tatlı bir patlamış mısır tercih ettim. Siz tamamen kendi damak zevkinize göre evde bile yapıp koyabilirsiniz. Bu bilgiyi vermem çok iyi oldu. Herkesin aklında bir soru işaretiydi için. Biraz döktüm ama çok dökmedim. Bence yeterli. Hemen uygulamalı olarak evde keyfin doruklarına varmanın iki adetle nasıl mümkün olabileceğini göstereceğim. Uzanıyorum yine. Uzandım. Keyfim gıcır. Bir yandan içiyorum. Bir yandan yiyorum. Bir yandan bir şey izliyorum. Çok iyi. Yani şu iki tane ürünün hayatınızı ne kadar değiştirebileceğini farkında mısınız? O kadar keyifli ki yerinizden bir adım bile kalkmanıza, ilerlemenize gerek kalmadan istediğiniz her şeye çok rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Evet, bir videonun daha ne yazık ki sonuna geldik. Ama bu videonun sonu, ilerleyen videolarda yine bu kanalda dünya saçması, hayat kolaylaştıran, ihtiyacım yok ama aslında alsam ihtiyacım da olabilir diyeceğiniz kendiliğinden ihtiyaç yaratan ürünleri incelemeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu ürünlerden herhangi biri size hitap ediyordur. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.